Aha tren yok. Vallahi tren yok. Gaz kesme oğlum, uçarız. Hoppa! Vallahi uçtuk. İncinmişsin demişler olabilir sana ama geçmek zorundaydım yani. Ama ne oluyor? Neler oluyor? Neler... Ana avradını. Oğlum bak, patlayıcı taşıyoruz. Ana avradım olsun, hepimiz uçarız ha. Patlatırım lan burayı vallahi. Herkese merhaba arkadaşlar. Ahmet Bahadır ekranlarına ve yepyeni bir Kale East Whisper videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hemen binelim abi. Çalıştıralım. Yeni imajımla, yeni şeklimle, görüyorsunuz. Artık saçlar yok arkadaşlar. Yeniden hepinize merhaba. Bir müddet neredeydik? Neden videolar gelmiyordu? Vesaire vesaire, yayınlar neden aksadı filan, hepsini konuşacağız arkadaşlar. Şimdi bir dakika lan. Bizi nereden çıkartıyor bu? Akidiş. Hadi gidelim. Güzel güzel rahat rahat buradan akacağız gideceğiz abi. 10 numara 5 yıldız iş bizim için. Hemen şuradan ana yola bağlanacağız. Kaydımızda da bir sıkıntı yok. Umarım olmaz da. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz şu okulların şu bir haftalık tatile girdiğinde bir memlekete gittik geldik, gelirken bir sıkıntı oldu malum biliyorsunuz. Bir taraftan da ticaretle uğraşıyoruz filan. Bu arada inşallah en kısa sürede normale döner ama çok normale dönecekmiş gibi de durmuyor. Piyasalar acayip hareketli arkadaşlar. Yani onun için koşturmamız gerekiyor. Dolardaki, yani döviz kurundaki bu dalgalanma, ani yükselmeler filan, bütün her şey olduğu gibi piyasayı da alt üst etti. Buradan siyaset yapmayacağım tabii ki. Yani şöyle örnek vereyim, bir araba alıyorsunuz abi, 3 gün sonra 40 bin lira kazanıyorsunuz ama kâr edemiyorsunuz. Böyle enteresan bir piyasa var yani. Enteresan durumlar var ortada. Allah sonumuzu hayır etsin diyoruz hep. Aldığımız arabayı satamıyoruz korkumuzdan vesaire vesaire. Neyse, onlarla uğraştık. İşte memleketteydik. Döndük, bir yayın yaptık filan. Sonra işte bu piyasadaki dalgalanmalardan filan dolayı da dediğim gibi birazcık ortalık, bizim işler hareketlendi. Bütün ticari şeyde olduğu gibi. Millet elindeki malı satsa mı satmasa mı onun korkusunu yaşıyor. Hani sattığında zarar mı ederiz yoksa karlı mı veririz vesaire vesaire, hani gibi korkulardan dolayı devamlı kovalamanız gerekiyor. Yani hep böyle tetikte olmanız gerekiyor, öyle söyleyeyim. Bir de o arada aslında benim geçenlerde kaydettiğim bir iki tane videom vardı. Hatta bir işte şu DAF'tı, onu yayınladık. Onda sesle alakalı bir sıkıntımız yok. Aynı gün ben yine bir Duisburg Kale ismi videosu kaydetmiştim. Çok 10 numara 5 yıldız bir videoydu. Ama ne oluyor, neler oluyor, neler... Ana avradını. Oğlum bak, patlayıcı taşıyoruz. Anam avradım olsun, hepimiz uçarız ha. Patlatırım lan burayı vallahi. Vallahi patlatırım ha şerefsin. Vallahi patlayıcı taşıyoruz. Ta St. Petersburg'a kadar gideceğiz. Ne oluyor oğlum burada lan? Bu ne kalabalık, anasını satayım ya. Server da bayağı kalabalık arkadaşlar bu arada. Yine 2600 kişi falan vardı benim girdiğimde. Neyse, benim anlamadığım muhtemelen bilgisayarla alakalı. Yani benim yaşadığım sıkıntı bilgisayardaki sıkıntıdan dolayı yapıyor OBS bunu anladığım kadarıyla. Lan oğlum sen nasıl bir gerizekalısın ya. 1512 mi bu yanımızdaki? Melo baba bak. Çocuğunun diğer adı bu arkadaşlar. Şu yanımdaki adam var ya. Bu çocuğun fiilinin vücut bulmuş hali bak. Şu. Şu gerizekalı. Milleti kitlemekten başka bir şey yapmıyor. Neyse abi, yürüyelim biz. Yürüyelim. Yürüyelim. Yani nedir? Şimdi benim güç kaynağı çok fazla şey bağlı olduğu için arkadaşlar, işte klavye lan diyemedim adını. Klavyemiz RGB'li, mouse'umuz RGB'li. Direksiyon seti var, vites var. Şu zımbırtılar var, retarderler, el frenleri. Bir sürü USB girişi var. Doğal olarak güç kaynağı anladığım kadarıyla yeterli kalmıyor. Çünkü ben ne zaman bilgisayar açıp kapatsam mesela, artık şey kullanmadığım dönemlerde şunu mutlaka önceden hiç çekmezdim. Artık direksiyon ve şu eklentilerinin USB'sini çekiyorum. Abi şeyini, fişini tabiri caizse, USB bağlantısını. Ama ona rağmen bilgisayar açıp kapattığımda mesela mouse'un şeyini takıp çıkartmak zorunda kalıyorum. Bir görmüyor, tekrar görüyor, donuyor vesaire vesaire. Görme yetmiyor güç kaynağı. Normalde standart kullansanız sıkıntı yok ama şu ekipmanlar girince 650 watt biraz az kalıyor abi. Hani işlemci bir şey çekiyor, güç çekiyor. Ondan sonra ne bileyim, ekran kartı bir güç çekiyor vesaire vesaire. Ondan dolayı da bizim bunu görüyor görmüyor. Mesela bir video kaydettim. Doğal olarak da bu
kulaklık mesela, o da ciddi güç çekiyor. İşte kulaklığı bir görüyor bir görmüyor, tamam mı? Ondan dolayı da şeyde sıkıntı olmuş. OBS kulaklığı görmediği için bize şey sıkıntısı yapmış yani. Sesi kaydetmemiş. Normalde ben ses ayarlarıyla şununla bununla hayatta oynamam mesela. Ama olmuş işte, bir sıkıntı yaşamış. Ben hiç ona dikkat etmedim. Sadece görüntü ayarlarını, işte FPS ayarlarını falan değiştiriyorum. Çünkü yayınla kayıt ayarlarım farklı benim. Atıyorum kaydı 60 FPS yapıyorum ama yayın 60 FPS'te bazen verdiğim zaman sıkıntı yapıyor. Onu nadiren 30 FPS'e çektiğim zamanlar oluyor Twitch'te özellikle. Yayın yaptığım dönemde. Onun için sadece o ayarlara bakıyorum. Çok uzatmayayım mevzuyu. Böyle bir sıkıntı yaşandı. Yaşanmış. Ses olmayınca da oyunun keyfi olmuyor arkadaşlar. Onun için videoyu direkt sildim. Bugün editleyecektim. Aslında şeydi hatta, yani uzun saçlarımla son videom diye de bir başlık atayım diye düşünmüştüm. Olmadı. Kısmet değilmiş. 1,5 senenin ardından saçlarımızı kestirdik abi. Ve kafamız biraz rahatladı. Daha hala da tam alışamadım aslına bakarsanız. Biraz garip geliyor böyle. Elimi kafama attığım zaman bomboş geliyor. Böyle değişik bir durumlar ya. Ama ben yaklaşık 10 yıldır böyle bir uzatıyorum, bir kestiriyorum. Yani uzun saçı da seviyorum ama çok yoruyor. Galiba artık yaşlanıyoruz abi. Zor geliyor. Bu arada biraz önce dediğim gibi arkadaşlar, patlayıcı madde taşıyoruz. Yani patlayıcı madde dersen mermi mühimmat gibi bir şey taşıyoruz. 18 ton bir yükümüz var. Vallahi patlatırız buraya. Anam avradım olsun patlatırız. Affetmem, patlatırım. Bu Sakar Şakir miydi neydi? Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. İzlediğiniz var mı bilmiyorum. Bizim çocukluğumuzun filmi onlar. Vaziyet alın Şakir geliyor filan diyorlar. Onun gibi. Vallahi vaziyet alın alayınızı uçururum ha. Benim canımı sıkmayın. Yaktığımız 693 litre varmış. O yarım depo civarını. Aynen, tam yarım depo yaktığımız var. Bu arada güzel bir Kirkenes videosu da gelecek arkadaşlar bundan sonra inşallah. O da 10 numara 5 yıldız oldu. Uzun bir aradan sonra böyle bir Kirkenes de yaptık. Ay canın yani yerim bak kardeş. Ama o öbür video harbi güzeldi ya. Vallahi 10 numara 5 yıldızı. Neyse bakalım. Kısmet değilmiş. Sessiz olunca da olmuyor abi. Mecburen sildim videoyu ama üzüldüm yani. Yaklaşık 30 dakikalık falan bir kayıttı. Olmadı. Olmayınca olmuyor efendim. Olmayınca olmuyor. Zorlamanın alemi yok. Önümüz arkamız boş. Yol açık. Saatlerimiz 14.17'yi gösteriyor. Alais-Duisburg arasındaki patika yollarda diyelim. Yaktığımız var abi, ileriden alırız. Yalnız buradan çıkınca Duisburg'un içine girmeyeceğiz, o güzel. Petersburg'a doğru gideceğiz. Aslında yolumuz bayağı uzun, yani bayağı bir uzun. Böyle bir baksak mesela toplam hedef 2350 kilometre, görüyorsunuz. Evet, siz de görüyorsunuz. Arkadaşlar lan F3'e basacaksın oğlum. 2350 kilometre. Bayağı bir uzun. Gider miyim bilmiyorum. Bilemiyorum yani. Online'da büyük olduğu için. Ama 2300 kilometre yol da kardeşim, gitmez lan. Kardeş bak, karşıdan gelenler var mı? Sanki yok gibi. Ben senin gibi sorularım burada. O arkadaş, kusura kalma kardeş, belki seni incittim ama incinmişsin demişler olabilir sana, ama geçmek zorundaydım yani. Demiyorum öyle çok yavaşlamayı. Arabamız daha 2040 kilometrede. Yine niye korna çalıyorsun kardeşim sen? Hayır mı? Hayır mı yani? Beni tanıyan biri de olabilir. Aleyküm selam diyelim o zaman. Şeyde de Kirkenes'te video yaparken Hüsamettin'i gördüm. Tam alttan yazdı filan bir şeyler birine. Abi dedim, Hüsamettin de buradaymış. Kendi kendime bir baktım, yanımda adam. Karşıdan gelirken. Lan yalnız Kirkenes'te çıplak araba kullanmak ne kadar zormuş ya. Çıplak derken kasasız araba. Trafiğin içindeyken. Çok zor. Resmen rally yaptık anasını satayım. Drift ata ata gittik şeye. Keşke onun kaydını alsaydım. Onun kaydını almadım. Aşağı doğru hızlandın tabi. Geçmeye çalışıyorsun değil mi? Eğer geçebiliyorsan buyur geç kardeş. Benim öyle takıntılarım yok. Geçebilin yani. Benlik bir sıkıntı yok. Ben vay nasıl solladım falan yapayım diye git sollamadım seni yani. Acı yavaşlamak istemedim. Kardeş az bu taraftan dön. Valla çitlere gireceğin bir yerine girebilir yani o çit. Bak. Kendince troll yapıyor bu da. Ama işte burası sıkıntı kardeş. İşte burası sıkıntı. Burada gazı vereceğin, sağ sol yapacağın. Tek teker yaptığımız yerler buralar bizim.
vites ayarlamanı iyi yapacağın, karşıdan alan gelmiyorsa dar alacağın, bir şeyler yapacağın, işte buralardan döneceğin, biliyor musun? Evet, sen niye o arabayla yalnız gidemedin bilmiyorum. Çok ağır da bir yükün yok gibi görmüştüm ben ama. Devam ke diyoruz efendim, devam ke. Abi şu Skoda'cılara uyuz oluyorum ya. Neden uyuz oluyorum? Skoda koyunca oplatıyor abi, vallahi billahi. Aha tren yok, vallahi tren yok. Gaz kesme oğlum, uçarız. Hoppa, vallahi uçtuk. Oğlum manyak manyak hareket etme lan, patlayıcı madde var ardında. Angalak. Patlayacağın, hepimiz havaya uçacak. Vallahi havai fişek gibi. Ondan sonra RGB gibi yanıp döneceğik, anasını satayım ya. Bu arada bizim şeyimiz kaç lan? 1469, aşağıdan söverler möverler. İlk defa gidince bakmadım buna ya. Bu arada tır fiyatları da uçmuş gitmiş arkadaşlar ya. Vallahi billahi anasını satayım. Vardı bir hayalimiz. Hayal de gerçek oldu diyecektik ama. Hayal de rüya oldu diyeceğiz herhalde amına koyayım bu gidişle. Ki şu an öyle diyoruz yani, imkanı yok almamızın artık. Allah'ım, hani kötülemek için demiyorum ama resmen ikiye katlamış ya. Özellikle ucuz olan arabalar daha fazla prim yapmış yani. Bak. Bak. Yapmayın böyle. Yapmayın böyle şeyler çocuklar. Yapmayın, ayıp oluyor. Sert tekil. Bak o arabalar falan fizik şeylerine çok uymuyor bak. Adamı yatıracaksın. Bak. Ananı avradını. Ananı avradını. Ben biliyorum böyle olacaksın. Lan bir... Orospu çocuğu. Oba, şöyle biraz slalom. Slalom mu slalom mu neyse işte. Onun da adını tam bilmiyorum ama ondan yapalım mı? Alttan tam biri birine sövüyordu. Yapmayın çocuklar böyle şeyler filan derken. Ben biliyorum abi, bu küçük arabayla amcam hızlı gidebiliyor yani. Rayora daha seri hızlanıyor ya. Önüne girecek. Yavşak. Zaten sağa geçecekmişsin. Bas freni amına koyayım. Ne derdin var yani? Niye arabalarımızı hasarlandırıyorsun ya? Allah Allah. %55 hasar aldı araba ya. Yok böyle bir şey anasını satayım. Karşıdan gelen var. Şurayı geçeriz. Geçtik. Geçtik, geçtik, geçtik. İyi geçtik. Bu arada bu vites de şu an benim kullandığım arabamın tam biri bir aynısı. Güzel yani. Önceki arabada farklıydı. Bununla onun gerisini hep karıştırıyordum azim. Gerçek arabamla şeyin. Vitesini hep karıştırıyorduk. Dayı. Ay yürüyün oğlum. German Simkon. Niye bu kadar yavaşladınız ya? Hayır, sağımız solumuz da boş değil ki, sağdan soldan kaçalım. Bak düz yolda vurdu geri zekalı ya. Supra. Lan yürü geri zekalı, niye çarpıyorsun? Yürü beyinsiz. Yürü, ben sana yol veriyorum, gaza basmıyorum. Mal. Bunlar iyilik yaramıyor amına koyayım. Deveye diken adama siken diyorlar ya, vallahi tövbe tövbe ya. Bak gene böyle çıldırmaya başladım yani. Niye korna çalıyorsun? Sen idiot musun demiş İngilizce aşağıdan. Korna çalınca idiot mu oluyor? Geri zekalı. Enteresan. Yabancı bir arkadaş. Onları da öyle demek. Ama hakikaten Avrupa'da falan çok korna kullanılmıyor diyorlar. Evet, bir kargaşa söz konusu buralarda. Nedir efendim sizin derdiniz? Bilemedik mi biz? Yok, bir kargaşa da yok. Niye yavaşladı burası o zaman? Biri kaza yaptı da sonra mı topladı? Ne oldu? Bir şeyler oldu galiba. Efili mi yaptı? Ben neden görmedim? Atmış bir tondan adam. Allah'a. Sağ sol yapa yapa gidiyor. Ulan helal olsun sana. Tek teker yapıyor la 61 tonla. Adamda nasıl bir yürek var la? Hayır, pedal falan yazmışlar bir tanesi alttan. Sen ne diyor? Ben pedalım mı diyor? Ne diyor? Black Papa. I am a Lee Pedali be. Değişik bir cümle kurmuş. Galiba o da yabancı ama ana dil İngilizce değil. Bizim gibi kendince İngilizce konuşmaya çalışan bir arkadaş. Bu arada bayağı Alman oyuncu da var ha burada. Romanyalı, Almanyalı. Steam 2021 ödül konusu var arkadaşlar.
Bence eğer ETS oynuyorsanız, ETS aday mı bilmiyorum ama yani SCS'nin başka oyunu var mı onu da bilmiyorum. Oy verebilirsiniz eğer adaysa. Ben bakmadım. Yeni geldi aklım oyuna girerken. Gördüm. 2016'da hatta yılın oyunu, kendi kategorisinde yılın oyunu seçilmiş Steam'de. Onu ben hatırlamıyorum. O zaman çok demek ki Steam'i takip etmiyorduk. Genelde crackli oyun kullanıyordum o zaman. Ama 2021'de de eğer varsa bir adaylığı vesaire, milyonlarca oyuncusu var. Bir kıyak yapılmalı bence. Skodacı sakın çıkma. Arada gördüm ben seni. Baba baba baba. Bir şeyler oldu orada bak. Geniş gidelim de abi. Biri kafasını mafasını çıkartır. Kafasını ezmeyelim ya da bir yerimize girmesin yani. Vallahi gerek yok yani. Dar dönelim buralardan. Normalde virajda bunu kullanmam ben ama biraz zaruri kaldık gibi. Araba yatacak abi, öte derken yatacak. Öyle sağa yanaşalım, orada bir sollama gerçekleşecek gibi bir şey hissettim. Evet, şükürler olsun temiz gidiyoruz abi. Önümüzde abi yoğunluk gözükecektim karşılıklı geliş gidişlerden dolayı yoğun. Bak orospu çocuğuna, gördün mü? Hiç. Böylesine söveceksin abi. Böylesine söveceksin, yapacak bir şey yok. Aa, oradan bizi tanıması gibi bir şey söz konusu olamaz. Osluyor mosluyor desek. Öyle bir dünya yok yani. Mesafeyi koruyalım. Keep distance. Tabi canım benim. Oğlum bak skolacı. Bak bu şikolacılardan tırsıyorum dedikçe üstüme geliyorsunuz. Oo, arabanın rengi çok güzelmiş lan. On! Vallahi tek teker yaptık ha. Şerefsiz bir tek teker yaptık. Vallahi çok iyiydi. Uzun süredir tek teker yapmıyorduk yani. Gazı kesmeyince araba devam etti. Asperger'den orada bir frene koysak var ya, olduğumuz yere burnumuzun üstüne dikilirdik ya. Legendary kesin Türk'tür abi bu efsane. Daha önce de söylemiş miydim bilmiyorum. Bu Legendary'nin efsane anlamına geldiğini, ki ben yıllarca Anadolu Lisesi'nde falan okudum. Hani ne bileyim böyle İngilizce eğitim aldım falan ama. Bayağı faydasını gördüm. In the I am teacher, İngilizce. Legendary'nin efsane anlamına geldiğini Red Dead Redemption oynarken öğrendim yani. Oyun oynamanın faydeleri. Yaz bunları bir kenara, yaz. Biz buradan sola döneceğiz. Normalde sağa dönüp Duisburg'a doğru gitmemiz lazım ama biz sola döneceğiz abi. Öyle buraya arabamızı çekelim. Hoppa. Çok mu dışarıda durduk la? Öyle biz de düzeltirik abi. Şoförük yani en nihayetinde. Cızgının dışına çekerik. Kardeş hayırdır? Toz mu alıyorsun? Bakayım. Niye o kadar yakın geçiyorsun? Allah Allah. Neyse. Evet arkadaşlar, bence güzel bir videoydu. Hoş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmediğimi altta yorumlara belirtin. Neden beğendiğinizi de belirtin. Neden beğenmediğinizi de belirtin arkadaşlar. Ne diyoruz? Hepiniz cansınız. İyi ki varsınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Peace. Hoşçakalın.